Beden, eşya ile ilişkiye girdiğinde biraz o eşyaya, biraz da eşya ona benzemeye başlar. Tasarım, bedenin diliyle eşyanın dilini uzlaştırırken ikisine de yeni olanaklar araştırır. Mobilyanın tarihi içinde bu olanakların araştırılması ve sorgulanmasının tarihidir diyemez miyiz? Örneğin bu nesneleri gördüğümüzde, onları kullanmak istiyorsak eğer, bu biraz da bedenimizin başına daha neler gelebilir, onu merak ettiğimizden değil mi? Üne sahip tasarım ürünlerini uluslararası üne sahip mimarların yarattığı bir fiziksel çevrede üretmek ve sergilemek. Merhaba. Bugün Almanya'da Vitra Fabrikası'nın ve Tasarım Müzesi'nin bulunduğu Vitra yerleşkesindeyiz. Bir ailenin tek başına hem tasarım kültürüne hem de mimarlığa yaptığı katkıları tanıyacağız. Vitra GmbH, zanaat, sanat, seri üretim ve mimarlığı değişik şekillerde birleştirme arayışında olan Alman Pilbau Mahallesi'nin kurduğu bir mobilya üretim yerleşkesi. Vitra'nın misyonu her zaman üretimiyle rahat, sağlam, kullanışlı, tasarımıyla insanları harekete geçiren, ilham veren mobilyalar geliştirmek ve üretmek olmuş. Bu mobilyalar insana sağlığı, motivasyon ve performansı bakımından yararlı etkilerde bulunmak konusunda hayli iddialı. Çünkü Pilbau Mahallesi tarihi boyunca iddialı tasarımcılarla çalışmış. En ünlü serisi Charles ve Ray Eames çiftinin tasarımı. Emilio Ambaz, Mario Bellini, Ron Arad, Sir Norman Foster, Shiro Kuramata ve tabii ki Philip Stark. Vitra Mobilya Fabrikası'nın geçmişini kısaca sahiplerinden dinleyelim. 50'li yıllarda, 1957'de başladı. Babam Herman Miller'dan Charles ve Ray Eames'in ve George Nelson'ın tasarımlarının Avrupa için telif haklarını satın aldı. Bu başlangıç oldu. Tabii zamanla başka tasarımcılar da oldu. Ama başlangıçta Charles ve Ray Eames ve George Nelson şirketin ilk çizgisini, kimliğini belirleyenler. Sadece iş kavramı çok sıkıcı, çok dar kapsamlı. Oysa kültürel temalı bir şirket daha ilgi çekici. Burada bir üründen ya da iletişimden de bahsetmek aynı. İletişim tasarımında da en iyilerle çalışıyoruz. Her ne yapıyorsak, yaratıcı anlamında yapıyoruz. Yaratıcılarla çalışmak istiyoruz. Vitra Mobilya Fabrikası'nın mimarlık öyküsü ise talihsiz bir olayla başlıyor. 1981 yılında Pilbau Mahallesi'nin Wallheimbrain'deki üretim tesisleri yanmış. Hemen uygun maliyette yeni bir fabrika yaptırmaya karar verilmiş.
Bu iş için Nicholas Grimshaw seçilmiş çünkü onun mimarideki high-tech yani yüksek teknoloji anlayışının mobilya fabrikası için en uygun anlayış olduğu düşünülmüş. Vitra GmbH bir kuruluş olarak teknik mükemmellikle eş anlamlı görülecekse eğer bu yapılara da yansımalı denmiş. High-tech mimarlık, modern mimarlık akımları içinde binalara insan ihtiyaçlarını karşılayan mekanizmalar olarak yaklaşan bir akımdır. Ve genelde sonuç ürünleri makineler gibi görünen binalardır. Paris'teki Pompidou merkezi ve Londra'daki Lloyd's binası bu akımın en karakteristik örnekleri olarak gösterilebilir. Yerleşkede yüksek teknoloji mimarisi önce metal ve cam kullanımıyla göze çarpıyor. Grimshaw'un fabrikasında da çelik, alüminyum ve camın ince detaylarla işlendiğini görüyoruz. İkinci olarak Grimshaw fabrikada olabildiğince çok alan açmayı amaçlamış. Bu nedenle servis fonksiyonlarını ana binadan ayırmış, onları ana binaya bloklar halinde bağlamış. Yüksek teknoloji mimarisinin kendi ilkelerini temsil edebileceğine karar veren Filbaum ailesi, bu düşünceden hareketle bir kurumsal kimlik oluşturmayı hedeflemiş. Birinci adım olarak Nicholas Grimshaw'a kompleksin master planını yaptırmışlar. İkinci adım olarak yine Grimshaw'a bir dizi bina yaptırmayı planlamışlar. Bu binalarda daha önce belirttiğimiz gibi fabrikanın teknik mükemmelliyet ilkesi uyarınca yüksek teknoloji mimarlığının çarpıcı örnekleri olacakmış. Grimshaw ikinci üretim tesisini de yaptıktan sonra kurumsal kimlik oluşturma düşüncesinden vazgeçilmiş. Birden fazla mimar ve sanatçıyla çalışma fikri daha cazip gelmiş Filbaum ailesine. We have the insight that is more interesting now. Yeni olan, şimdi daha enteresan olan değişik mimarlarla çalışmak. Birçoğu endüstriyel mimarlar. Bazıları en iyisi. Bir mimar master planı ve daha sonra farklı farklı binaları yapıyor. Bu da çok enteresan olabiliyor tabii ki. Ama bizimki farklıydı. Tek sesli bir tema olsun istemedik. Bu kez daha kompleks bir çevrenin daha uygun olacağını düşündük. Bu yüzden farklı mimarların katkısı olsun istedik. Daha geleneksel endüstriyel mimaride tipik olan uyum, harmoni yerine çatışma, zıtlık, karşıtlık ve bir gerilim olsun istedik. Ayrıca bizim istediğimiz sadece endüstri merkezi yaratmak değil, aynı anda kamu, özel, kültürel ve ticari alanları bir araya getirmekti. Şirket için de bunu istedik. Elbette biz ticari bir kuruluşuz ama aynı zamanda kültürel bir kimliğimiz de var. Tabii ki kültürel alanda sponsorluk vermiyoruz. Ama her zaman tamamen ticari ya da tamamen kültürel açıdan düşünmüyoruz. Bu ikisinin karışımı. Bu yüzden benim için müzeyi bu alana dahil etmek fikri çok ilgi çekiciydi. Büyük bir şehirde de olabilirdi. Daha çok görülürdü, daha çok ziyaretçimiz olurdu. Ama aynı zamanda bu tip ürünlerin üretildiği bir yerde sergilenmeleri, merkezin çok yönlülüğüne katkıda bulunmaktadır. Bir kurumsal kimlik oluşturma fikri nasıl oldu da terk edildi? Buna gördüğümüz heykelin açılışı vesile olmuş. Balancing Tools isimli bu heykel oğulları tarafından Vita'nın kurucusu Willy Felbaum'a armağan olarak yaptırıldı. Bu heykelin açılışında Felbaum ailesi mimar Franco Gehry ile tanıştı. 1984 yılında işte bu heykel dikilmiş yerleşkeye. Oldenburg ve von Briggen'in yapıtı hem dayandığı kavram hem de adıyla tasarım fikrine ışık tutar. Adını dengeleme gereçleri ya da gereçleri dengelerken diye Türkçeleştirebileceğimiz heykel, gündelik hayatta bizi kuşatan ama varlıklarının o kadar da farkında olmadığımız nesnelerin gerçekliğine dikkat çekiyor. Sanatçı Oldenburg, 1960'lı yıllardan beri büyük ölçekli heykeller yapıyor. Eşi von Briggen'le birlikte ortaya koyduğu bu eser, nesnelerin gerçek ölçeklerinde dikkat etmediğimiz, fark edemediğimiz özelliklerini bize sunuyor. Filbaum ailesi, Gehry ile bir tasarım müzesinin yapımı için anlaşmış. 1989 yılında müze kompleksi tamamlanmış. Bir tasarım müzesi,
üretim tesisi ve konferans salonunda bulunan bir giriş binası. Vitra Tasarım Müzesi, dünyanın sayılı tasarım müzelerinden biri. 1989 yılında Mimar Franco Gehry tarafından tasarlanan yapı, kübik formların, rampaların ve kulelerin ekspresyonist bir koleji. Tasarım Müzesi, 700 metrekarelik bir alandan oluşuyor ve iki kata yayılıyor. Endüstriyel mobilya tasarımının tarihi ve günümüzdeki eğilimlerini belgeleyen müze binasında ayrıca eğitim alanları da var. Yılda 50 bin kişinin ziyaret ettiği müze, şirket bünyesinden bağımsız bir statüye sahip. Galeriler genelde yukarıdan aşağı, mekana yayılan ışıkla aydınlatılıyor. Dışarısı, içerisinin adeta bir dışa vurumu. Binanın dış yüzeyinin bembeyaz oluşu, iç içe giren hacimlerin daha bir ortaya çıkmasını sağlıyor. Komşu bina, konferans ve eğitim merkezi. Japon mimar Tadao Ando'nun eseri olan yapı, 1993 yılında açılmış. Konferans merkezi 1993 yılında mimar Tadao Ando tarafından tasarlanmış. Bina brüt betonarme detayları, büyük cam alanları, ışıklandırması ve yüksek tavanlarıyla huzur verici bir atmosfer yaratıyor. Yapıda yürütülen etkinlikler için gerekli olanakların yarısı yer altında bulunuyor. Beton dökülen yüzeyler işlenmemiş, öyle bırakılmış. Ando'nun mimarisi genelde geleneksel Japon mimarisinin modern bir versiyonu. Belli elemanların vurgulanmasından, ön plana çıkarılmasından özellikle kaçınılmış ve minimal tutulmuş. Bağlantı kuran, bir araya getiren ve duran elemanlar çerçevelenir ve belli etkinliklerin yürütülmesi için uygun bir hale getirilir. Diğer yandan açık değil, kapayan, hatta tanımlayan bir mimari var karşımızda. Giriş binasından ayrılıp sitenin ana sokağının sonuna doğru ilerlediğimizde bir başka bina ilişiyor gözümüze. Dünyanın belki de en heyecan verici itfaiye binası burası. 1993 yılında Zaha Hadid tarafından tasarlanan bu itfaiye binası dünyanın ilk dekonstrüktivist yapılarından biri olarak gösteriliyor. Tasarım ürünlerinin de sergilendiği yapı Irak asıllı mimar Zaha Hadid'in eseri. Zaha Hadid çok sayıda ödül almış, mimarlık çevrelerince saygı duyulan ama buna karşılık uzun süre projelerini hayata geçirmekte zorluklarla karşılaşmış bir mimar. Bu yapının inşası, Hadid'in düş gücünün ve birikiminin uygulamaya konmasını sağlamış. Aslında bu yerleşkedeki projeler sayesinde birçok mimarın uluslararası alana açılabildiği söyleniyor. Hemen hiçbiri tamamen tanınmamış ya da tamamen bizim yeni keşiflerimiz değildi. Ancak bazılarının kariyerlerinin başlangıcında oldukları ve bugünkü kadar tanınmadıkları doğru. Daha önce daha çok iç mekanları konu edinen mimarlık uygulamalarında
ve pavyonla poli gibi çalışmalarda karşılaştığımız dekonstrüktivist yaklaşımın tam bir örneğini belki de ilk defa bu binada görüyoruz. Birbirine ters düşen elemanlar ve kırık, kopuk formlar. Bina çevresinden kopuk gibi görünmesine karşın fabrika binalarıyla arazi arasındaki devamlılığı sağlıyor. İki açık ucuyla çizgisel bir açılım halinde tasarlanmış, dinamik bir forma sahip itfaiye binası. Hafif bir eğimle bir uçta manzaraya, diğer uçta çevre binalara kavuşuyor. İçeride ise gördüğümüz yüzeylerin yansıtıcı özelliğinden dolayı mimari elemanlar havada yüzüyormuş gibi duruyor. Akşamın erken saatlerinde ve geceleri binanın aydınlatması ise tam seyirlik. Zaha Hadid'in binası 1993 yılında tamamlanmış. Bir yıl sonra ise yerleşke yeni bir üretim tesisine kavuşmuş. 1994 yılında Portekizli mimar Alvaro Siza tarafından tasarlanmış olan bu fabrika binası 19. yüzyılın endüstri mimarisinin bildik bir örneği, sakin ve abartısız. Yapının en iddialı yanı kanopi, yani tentesinin Grimshaw'nun 1981'de yaptığı binaya değecek kadar yaklaşması ama ona dokunmadan durması. Hadid'in itfaiye binasını görmemize engel olmuyor. Oldukça hafif bir malzemeden yapılmış olan örtü, kötü havalarda da bir binadan diğerine geçenleri yağmur ve kardan koruyor. Binanın tuğla örgüsündeki detay hayranlık uyandıracak bir uygulama. Üç ayrı üslup, üç ayrı yaklaşım, birbirine ters düşen mimari elemanlar, aykırı teknolojiler. Yine de bir araya geldiklerinde alışa geldiğimizin dışında bir uyum sergiliyorlar. Her ne yapıyorsak yaratıcılık anlamında yapıyoruz. Yaratıcılarla çalışmak istiyoruz. Müze bu düşünce grubundan daha bağımsız. Ama bir yandan da amacı aynı. Geçmişin büyük eserlerini biriktirmek ve sergilemek, insanları daha bilgili, daha uyanık, daha ilgili yapıyor. Çünkü her zaman klasiklere bakarak bugün yaptığınız işi daha iyi değerlendirebilirsiniz. Çünkü referans noktanız var. Bu çok müthiş bir şey. Sergiler sayesinde de bugünün tasarım dünyası hakkında bilgileniyorsunuz. Bu şirket için de önemli. Bunu şirket işlerinden tamamen ayırsak da, hiçbir zaman sergilerde tanıtım amacıyla kendi ürünlerimizi sergilemiyoruz. Fikir bu amaçla çıkmadı fakat bu tür şeyler hakkında sürekli düşünüyor olmak sizi tasarım disiplini hakkında daha bilgili kılıyor. Thank you.
Almanya'da Weil am Rhein kentinde Vitra fabrikasının ve Vitra Tasarım Müzesi'nin bulunduğu Vitra yerleşkesini gezdik. Bir mobilya firmasının uluslararası tasarım kültürüne olduğu kadar mimarlığa da ne tür katkılar yapabileceğini tanıdık. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.